Amasya bölgemize aşırı domatesleri göndermeye başladık. Evet. Nisan ayında tüm biber pidelerimiz. Cinsi ne biberi? Çeşit köylü 3 burun. Ha, köylü 3 burun. Evet, çalışıyoruz. Ama bölgede kazanıyor, çiftçi de kazanıyor. Tabii. Doğru, yağışlardan dolayı çekim oldu. Evet, daha önce izlemiştik. Bunun nasıl piyasası şimdi? 3,5 mu? Yani 3,5'tan. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Pizzeleri içerisi sıcak olduğu için biraz daha dışarı alıyor. Bu da biraz daha serin oluyor. Serin mi? Biraz sıkışık bir dönem. Ama üstesinden geliyoruz. Kaç kişi çalışıyor şu an? Seralarımızı biraz daha zorladık. Aşı rakamlarımızı arttırmak. Talep çok. Ve şu an seralarımız yetmiyor gelen talebe. Büyümeyi düşünüyoruz ama biraz daha... Türkiye'nin önemli bir sebze üretim merkezi Bafra. Bafra'da daha önce fidelerimiz şehir dışından, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelmekteydi. Yabancı sermayeli bir şirketimiz sayesinde artık Türkiye'nin her yerine Bafra'dan fide gönderiyoruz. Tesisimizde 160 kişi çalışıyor şu an itibariyle. Başta Adana ve Ege bölgesi olmak üzere hem de Bafra'nın fide ihtiyacını bu tesisten karşılıyoruz. Özellikle Bafra'da son dönemde altyapı ihalesi yapılan Sera OSEB'e çalışmamız devam ediyor. Özellikle bu fide tesisi, fide üretim tesisi Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin motoru olacak, dinamosu olacak. Bize güç katacak. Ben bu güzel yatırımı ilçemize kazandıran firmamıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 3 sene önce işletmemizi Bafra'mıza kurduk. Fide üretimi yapıyoruz. Aşılı ve düz fide üretimi yapıyoruz tesisimizde. Aynı zamanda tohumcu bir firmayız. Sebze tohumları üzerine çalışıyoruz. Burada bölgemizde bölgemizin tüm aşılı ve düz fidesini karşılamak birinci amacımız burada. Tabii ki diğer bölgelere de fide gönderiyor muyuz? Evet, gönderiyoruz. Ocak ayında, bu sene için konuşursak, Ocak ayında Adana sevkiyatlarımızla başladık. Şubat ayında devam ettik. Mart ayında Amasya, Karadeniz bölgesi başladı. Nisan ayında tüm Türkiye'nin aynı dönemde ekimleri mevcut, dikimleri mevcut. Nisan-Mayıs ayları bu şekilde, yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz seneye göre bu sene yaptığımız aşılı fide miktarı 2 katına çıkardık. Personelimizi 2 katına çıkardık. Tesisimiz daha da büyümeye müsait. Biz durumu değerlendirip, gelen talepleri değerlendirip kararlı bir şekilde bölgemize daha fazla yatırım yapmak için elimizden geleni yapacağız. Strafor tiplerimiz farklı, üretimimiz farklı. Fakat genel olarak bir ortalama alacak olursak yaklaşık sezonda 20 milyon 30 milyon civarında fide yapabiliyoruz. 2 sezonumuz var, yazlık ve kışlık olarak. İkinci sezonda daha çok kışlık sebzeler, brokoli, karnabahar, lahana vesaire üretimi yapıyoruz. Yazlık sebzelerde karpuz, domates, biber, kavun üretimi yapıyoruz. Toplamda yaklaşık 80 bin strafor civarında, 100 bin strafor civarında bir üretim yapabiliyoruz. Viyol gözlerine göre dediğim gibi üretimimiz değişiyor. İlçemize gerçekten büyük bir katkı sağladı. İlçemizde yaklaşık olarak 150 bin dekar alanda yazlık ve kışlık sebze üretimi gerçekleşiyor. Bunların büyük
tabii fide ihtiyaçlarının büyük kısmı buradan karşılanıyor. Önceden bunlar Antalya bölgesinden geliyordu. Tabii bu firmanın burada kurulmuş olması çiftçilerimize büyük bir destek sağladı. Aynı zamanda daha ucuza, daha kaliteli fideyi her zaman ulaşabilmeye sahip oldu. Çok kaliteli bir üretim var. Çalışan elemanlar çok güzel. Yönetimi çok güzel. Tesisler güzel. Müdür, işletme müdürü İrem Bey güzel bir karşılama yaptı. 2021 yılın bütün tarım sezonunun bereketli olmasını diliyorum.